Öncelikle Mekke-i Mükerreme'den selamlar söylüyorum. Kabe'yi ziyarete geldik buraya. İnşallah buradan Medine'ye geçeceğiz. Ben de bu depremde kaybettiğimiz kardeşlerimize Allah'tan gani gani rahmet, yaralı kardeşlerimize acilen şifalar ve sabrı cemiller temenni ediyoruz. Hep birlikte Sait kardeşin de ifade ettiği gibi ağır bir imtihandan geçiyoruz. Onun için bugün dua faslına ağırlık verelim diye meşveret ettik. Çünkü bu tip vakitler şimdi burada da geçecek. Dua zamanıdır. Dua ile ilgili bir ders yapalım. İnşallah Cenab-ı Hak şu musibeti hem memleketimiz hakkında hem depremzede kardeşlerimiz hakkında, hem İslam dünyası hakkında hayırlara vesile kılsın. Böyle sıkıntıların çok bereketli meyveleri olur. Rabbim bize onları ihsan etsin. Sonuçta ecel değişmez, mukadderdir. Hasbunallah ve nimel diyoruz. Allah'tan gelen her şey güzeldir. Kahrını da, lütfunu da şeyh-i vahid biliyoruz. Dua faslında burada ayet-i kerimenin de ifade ettiği gibi duanız olmasaydı ne ehemmiyetiniz var dedi Cenab-ı Hak bakın Kur'an-ı Kerim'de. Ve bana dua edin, isticip lekum, size cevap vereyim dedi. Sait kardeşin okuduğu yerde bir doktorla çocuğun arasındaki ilişki nazara verildi. Bizim dünyamızda gerçekten hep bize göreler var. Şöyle olsa daha iyiydi, böyle olsa daha iyiydi diyoruz hep. Ama Cenab-ı Hak hakimdir ve rahimdir ve kadirdir. Kudretine hiçbir şey ağır gelmez. Dolayısıyla bizim burada dikkat etmemiz lazım gelen konu nedir? Rahmet-i ilahiye boyutunda Allah'ın rahmetine itimat etmek, kanaat etmektir. Çünkü derste bakın ne diyor şimdi Cenab-ı Hak? İşte Cenab-ı Hak hakim-i mutlak. Hazır, nazır olduğu için her yerde hazır. Yani Allah her şeyi görüyor ve biliyor. Hiçbir şey Allah'ın kudretinden hariç değil. Cenab-ı Hak hem hakimi mutlak, yaptığı her şeyde nihayetsiz hikmetler var. Hem bizim halimizin ne olduğunu görüyor, biliyor ve her an bizim yanımızda hazır ve nazır olduğu için Abdin duasına cevap verir. İşitmemezlik olmaz. Onun için duymamazlık olmaz. Ne diyoruz? La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Onu ne bir uyuklama tutar, ne bir uyku tutar. Hani dünyevi sultanlar belli bir mesai saatleri bitince kapılarını kapatırlar, kepenklerini indirirler. Ama alemlerin Rabbi, şu kainatın sultanının 7-24 her an kapısı açıktır ve Abdin duasına icabet eder. Vahşet ve kimsesizlik dehşetini huzuruyla ve cevabıyla ünsiyete çevirir. Hiçbir zaman kişi yalnız kalmaz. Depremde bir çocuğun duvara yazdığı bir yazı vardı. Umudunuzu asla kaybetmeyin diye. Öyledir. Cenab-ı Hak o depremin, o enkazların altında yatan o masum insanların, o çaresiz insanların da hacetlerini görür, bilir. Fakat insanın hevaperestane ve heveskârâne tahakkümüyle değil, yani bizim keşkelerimiz ile değil, bakın biz onun rahmetine de itimat ediyoruz, hikmetine de itimat ediyoruz. Haşa kudreti yetmedi der miyiz? Kudreti de nihayetsiz olduğunu biliyoruz. O kadar imkanat içinde Allah bunu murad ettiyse, bunun mutlaka bir hikmet boyutu, bir rahmet boyutu var. Ama ne diyor bakın? İnsanın hevaperestane ve heveskârâne tahakkümüyle değil, belki hikmet-i Rabbaniye'nin iktizasıyla ya matlubunu veya daha evlasını verir, daha güzelini verir veya hiç vermez. Bakın bir hadis-i şerif ben burada okumak istiyorum. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bir kul kendisi için Allah ona cennette bir makam hazırlanmış. Kendisi için hazırlanmış olan makama ameliyle yetişemeyecekse Allah onun bedeline, bedenine veya malına
veya çoluk çocuğuna bir bela verir. Sonra Allah o kulu bu musibete sabretmeye muvaffak kılar. Nihayet o kulu kendi katında hazırlamış olduğu makama eriştirir. Yani biz kendi çabalarımızla çıkamayacağız. Yani o Allah'ın bize hazırladığı mükafatı amelimizle hak kazanamıyoruz. Allah da bizim yaptığımız az amelimizi çoğa saymış, hoşnut olmuş, razı olmuş. Ve kulun kendi gayretiyle yetişemeyeceği bir şeye tabiri caizse ona bir ihsanda bulunuyor. Zahiren bakıldığında böyle bir kahır alameti gibi, bir gazap alameti gözüken perdenin arkasında çok rahmet çiçekleri açar kardeşler. Yani neden bu musibet geldi, bizi buldu denmez, denmemeli. Bakın bu hadis-i şerifin verdiği müjdeye bakın. İnsanlar, bunu kaybeden insanlar ahirette bunun karşılığını fazlasıyla alacaklarsa o insanlar neye benzer şu halden şikayet eden insanlar? Doktora kendisine daha şirin gözüken şeker tadında, kırmızı renkli filanca ilacı bana niye vermiyorsun diyen o çocuğun haline benzer. Çünkü Allah'ın rahmetinden daha ileri rahmet olmaz. Onun merhametinden daha büyük merhamet olmaz. Hikmetinden daha geniş hikmet olmaz. Hem dua bir ubudiyettir, bir kulluktur. Ubudiyet ise semeratı uhreviyedir. Yani biz dua ediyoruz ama bizim dualarımız neden kabul olmuyor? Bu musibetler neden gelip bizi buluyor? Yani bakıldığında işte bu kadar ehli küfür var. Neden onların üzerine gitmiyor da bizim üzerimize geliyor bu musibetler denmez. Bakın dua başlı başına bir ibadettir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Ubudiyet-i Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu duadır diyor Üstadımız. Yani Efendimiz nasıl ibadet yapıyordu sualine dua ediyordu diye verilen bir cevap yanlış değildir. Tam odur. Hüve hüve. Ubudiyet semeratı uhreviyedir. Yaptığımız ibadetlerin meyvesi nerede göreceğiz biz? Ahirette göreceğiz. Dünyevi maksatlar ise o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. Şimdi Cenab-ı Hak bazen insandan böyle ansızın hiç beklemediğimiz bir zamanda tabii gözler ağlar, kalpler hüzünlenir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam oğlu İbrahim'i kaybettiği zaman da bu hüznü yaşadığında onun ağladığını gören sahabeye verdiği cevaptır bu. Yani biz insanız. Etrafımızdaki hadisattan tabii ki müteessir oluyoruz. Sevdiklerimizi kaybetmekten tabii ki üzülüyoruz. Ama sahibi hakikisi o. O verdi, o alıyor. Verirken bize sormadığı gibi alırken de bize sormuyor. Dolayısıyla biz böyle sıkıntı zamanlarını, musibet zamanlarını ne bileceğiz? Bir dua vakti bileceğiz. Ve diyeceğiz ki Allah'ın şu verdiği musibet esnasında bize düşen sabır ve tevekkül ile ona dua etmektir. Bakın bir başka hadis-i şerif daha var. Mecmuatü Zevaid'de geçiyor bu. Mecmuatü Zevaid'de. Kulun Allah katında bir mevkisi vardır ki ona ibadetle erişemez. O mevkiye erişinceye kadar Allah onu hoşuna gitmeyen musibetlerle imtihan eder. Yani bir nevi o musibetle onun makamını yükseltir. Yani Rabbim bizlere sabrı cemil ihsan etsin inşallah. Şu sıkıntılar karşısında tevekkülle, kanaat ile, onun hikmetine, rahmetine ve kudretine itimat ederek. Peki biz dua ederken bu musibet zamanını dua vakti diye biliyoruz. Ama bakın oradaki maksatlar gayeleri değildir. İbadetin semeresi neydi? Uhreviydi. İbadet ne için yapılır? Sırf Allah rızası için yapılır. Dolayısıyla bizim o duada takip ettiğimiz bir kısım maksatlar duanın asıl sebebi değildir, bahanesidir. Öyle bir ibadeti gerçekleştirmek için bizim için bir vesile hükmündedir. Mesela yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve o dua yağmuru getirmek için değildir. Yani biz dua edelim, yağmur yağsın diye değildir. Eğer sırf o niyet ile olsa,
o dua, o ibadet halis olmadığından kabule layık olmaz. Allah Allah, ne acep sırlar. Nasıl ki güneşin grubu akşam namazının vaktidir. Güneş battığı zaman bizim için akşam namazının vakti girer. Hem güneşin ve ayın tutulmaları, küsuf ve husuf namazları denilen iki ibadeti mahsusanın vakitleridir. Halbuki biz güneş tutulduğu zaman namaz kılarız, değil mi? Sünnettir. Amelimizde bulunsun isteriz. Her zaman olan bir şey değil. Böyle bir namaz vakti girdiğinde husuf ve küsuf namazlarını kılarız. Yani gece ve gündüzün nurani ayetlerinin nikaplanmasıyla, perdeye bürünmesiyle bir azamet-i ilahiyeyi ilana medar olduğundan, nasıl bir kudret-i ilahiye ki o koskoca güneşi veya pırıl pırıl parlayan o semavattaki ayı kapkara hale getiriyor kudret-i ilahiye. Bir azamet-i ilahiyeyi ilana medar olduğundan Cenab-ı Hak ibadını o vakitte bir nevi ibadete davet eder. O azamet-i ilahiyenin karşısına bakacak, kul kendi aczini anlayacak. Kardeşler, yarılan yer 350 kilometre diyorlar. 350 kilometreyi Cenab-ı Hak bakın tekrardan muhafaza buyursun. Bir beşik gibi sallıyor Allah-u Teala. Şu anda o deprem bölgesi Avrupa'daki bir ülke kadar. Portekiz'den büyük, İspanya gibi, İngiltere gibi, yani Hollanda, Belçika gibi ülkeleri saymıyorum. Bir ülkenin sahip olduğu araziye denk 10 küsür milyon kardeşimiz yaşıyorlar. 15 milyon kişiye yakın insan. Bir kudret-i ilahiyenin nasıl bir tecellisi var? Ama zahiren bakıldığında o celali tecellinin arkasında bir de rahmet boyutu var. Yani şuradaki tablo ahir zamana bakan hadis-i şeriflerle ilgili mesela diyor ki Buhari'de depremler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Ümmetim için depremler günahlarına kefaret olur. Allah bizden öyle sevdiğimiz şeyleri alır ki ama onun yerine öyle bir tazminat verir ki, öyle bir karşılık, öyle bir mükafat verir ki biz şayet hadisin ifade ettiği gibi lev alimtumul gaybe, siz gaybı bilseydiniz, lehtartumul vakıa, siz de şu olanları seçerdiniz. Yani bu, bir ara anlatmıştık hatırlarsanız o meşhur hattatlardan karşıya geçerken kayıkçıya ücretini vermeyi unutmuş bir vav yazmış. Karahisari. Daha sonra o vavı kaç günlük yevmiyesinden çok daha fazla fiyata satan kayıkçı Karahisari kendisine o vavı yazında şikayet etmişti. Razı olmamıştı. Allah bazen bizim malımızı, mülkümüzü, canımızı istimlak eder. Bize sormadan alır. O vermişti, kendi alır. Ama öyle bir istimlak bedeli öder ki ahirette. Hayatta olsak geri kalan belki baki mülkümüzün de bu tarzda bekaya inkılap etmesi için seve seve, gönül hoşluğuyla verirdik. Çünkü ölen kardeşlerimiz Allah'ın izniyle imanla öldükleri için şehittirler. Bakın yine bir başka hadis-i şerif. Allah depremleri iyi kullara, salih olan insanlara bir nasihat, müminlere rahmet, kafirlere ise azap kılmıştır. Bir müminin yiğitliği onun sadakasıdır diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Rızası hilafına elinden çıkmış. Onun sadakasıdır. Hayatını kaybetmiş, şehit hükmüne geçmiş. Şimdi biz gidenlere tebrik ediyoruz. Çünkü Allah onlara öyle mükafatlar ihsan eder ki onlarla konuşmak mümkün olsa yine onu isterler. Geride kalanlara sabretmek düşüyor. Artık o kadarını da hep beraber katlanacağız. Şimdi bakın buradaki söylediği şey böyle musibet zamanı, dua zamanıdır dedi üstadımız. Bu da büyük bir musibet. Biz de buna dua edeceğiz. Ama ne diyor bakın? Husuf ve küsuf namazları bu namazların vaktiyken o namaz açılması ve ne kadar devam etmesi müneccim hesabıyla muayyen olan sor astronomlara onun ne zaman açılacağını söylüyorlar zaten. Şu kadar dakika sürecek. Hatta saniyelerle beraber söyleyecek. Bu kadar net konuşacak. Her şeyi belli. Ay ve güneşin husuf ve küsuflarının inkişafları için değildir. Bu kadar belli olan o görüntülerin
açılması ışıklarının normale dönmesi için değildir. Aynen onun gibi yağmursuzluk dahi yağmur namazının vaktidir. Her musibet için bunu böyle düşüneceğiz. İşte deprem geldiği zaman bizim yapacağımız dualar bu duaların vaktidir. İşte başka bir sıkıntımız olduğunda o sıkıntılar o duanın vaktidir. Ve beliyelerin istilası ve muzur şeylerin tasallutu bazı duaların evkat-ı mahsusalarıdır ki, hususi duaların vakitleridir ki, o tip ibadetlerin vakitleridir ki, insan o vakitlerde aczini anlar. Nereye kıpırdayabilirsin? Ve yekulul insanu maleha diyor. İnsan o deprem olduğu zaman, o bölgede bunun şu anda 15 milyon şahidi var. Ki birçoğumuz değişik yerlerde bu deprem sıkıntılarını yaşadık. Cenab-ı Hak tekrar tekrar bizi o musibetlerden muhafaza buyursun. Ama insan öyle vakitlerde aczini anlar, çaresizliğini anlar. Dua ile, niyaz ile Kadir-i Mutlak'ın dergahına iltica eder. Kime sığınacağız? Yani ondan başka kime bel bağlayabiliriz? İşte bilmem kaç şiddetindeki depreme dayanıklı binalar da yapsak, sonuçta Allah'ın verdiği o depremin şiddeti karşısında onların da tahammülün belli bir sınırları var. Tabii hiç kuşkusuz sebeplere riayet etmek noktasında, depreme hazırlık noktasında çok sağlam binalar yapılması lazım ama hiçbir şey murad-ı ilahinin önüne geçemez. Allah tekrar ben bu vesileyle ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum. Cenab-ı Hak şu duanın o sırrını, sırrı ubudiyetini Rabbim hepimize nasip etsin inşallah.